Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Dramatic Soccer 2021'de çıktı. Bunun incelemesini yapacağız. Size nasıl oyun içinde hızlı para kasabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk 11'imi gösterdiğimde size biraz şaşırabilirsiniz. Nasıl bu kadar hızlı kastığımı düşüneceksiniz. Oyun yeni çıkmasına karşı nasıl böyle bir ilk 11'i kurduğumu düşüneceksiniz. Bu gösterdiğim taktikle sizde böyle mükemmel bir ilk 11'i, full bir ilk 11'i nasıl kurabileceksiniz bunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kariyer kısmına hemen giriyoruz. Takım yönetimine girmeden önce size oyunda değişen şeylerden bahsetmek istiyorum. 2020'den farklı olarak herhangi bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun görüntü, ses, kontroller gelişmiş, grafikler, herhangi bir değişiklik yok gençler. Burada en azından bir maç süresi ayarlanabilseydi gayet güzel olurdu ama maalesef değişen hiçbir şey yok. Muhtemelen bu videoyu çektikten sonra ben de oyunu sileceğim. Böyle bir ilk 11'in olmasına karşın oyunu sileceğim gençler. Şimdi takım yönetimine girelim. Gördüğünüz gibi bu ilk 11'i ben yaklaşık 2,5 hafta gibi bir sürede kurdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey full arkadaşlar. Görüyorsunuz Messi, Arnold, Van Dijk, De Gea, Chiellini, De Bruyne, Ronaldo, Suarez, Griezmann, Salah, Neymar, Mbappe gibi oyuncularım var. Kadrom tamamen full. Param fazla arttı. Ben de gidip Süper Lig'in en iyi ilk 11'imi kurdum. Böyle bir videoda çektim. Kanalımda bulabilirsiniz. Muslera, Ribery, Kuchka, Marcelo, Quaresma, Keya, Falcao, TS, NDI, Neto, Boateng, Beto, Çelik, Zeki Çelik, Demiral, Merih Demiral. Şu an Juventus'ta oynuyor. Okan Yokuşlu, Pepe, Babel gibi ilk 11'i, böyle bir ilk 11'i de kurma gereği duydum arkadaşlar video çekmek için. Size gösterdiğim taktikle böyle bir ilk 11 kurabilirsiniz kendinize. Muhteşem bir kadroya sahip olabilirsiniz. Yeni gelen bir şey bu herhalde. Fizyoterapistler. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Şöyle deneme amaçlı. Oyuncuların enerjilerini fulluyormuş. Koçlar var yine aynı şekilde. Efsanevi koçlar var. Nadir, yaygın, kondisyon, kalecilik, değişen hiçbir şey yok arkadaşlar oyunda. Bu kendi kadrom kesinlikle hileli değil. Hileli olsaydı zaten Facebook'a bağlanamazdım. Gördüğünüz gibi şu an Facebook. Şurada oyundan çık diyoruz. Bu maçlar bizim hiçbir işimize yaramıyor. Sadece işte bu. Sonraki fikstür diyor Galatasaray, Real Madrid. Ev sahibiyim şu an ve efsanevi kümede oynuyorum. Yani kendi küme maçınızı, hangi kümede olduğunuz önemli değil. Ben efsanevi kümedeyim, siz elit kümede de olabilirsiniz. Daha düşük bir kümede de olabilirsiniz. Sadece ev sahibi olmanız önemli burada. Ev sahibi olduğunuz küme maçlarını oynuyorsunuz sadece. Bu şekilde göstermek istiyorum. Which way will this game go? Kroos. Kevin De Bruyne. Salah. Ball's crossed the line, it's out of play. Taraftarlar biraz değişmiş diye görüyorum. Grafikler vesaire, saha içi şeyler Premier Lig'e biraz benzetilmeye çalışılmış. It's with the striker. Griezmann. Siz maçı izlemeden videoyu geçebilirsiniz gençler.
direkt ilerletebilirsiniz. Maçın sonuna dek. Maçın sonunda önemli olan kısmı göstereceğim. Griezmann and it's saved by the keeper. They're waiting in the box hoping for a good delivery. He's put some power behind it. Salah gets it to safety. That one has gone out of play. Şu an burada videoyu durdurma tuşu çıkması lazımdı. It's with the strike. Oh, there's an opening here. Long range effort cleared upfield. Kalecisine döndü De Gea. Back to the goalkeeper. He clears the ball to safety. Headed on. It's Messi with the ball. They've taken it down the wing. Great footwork there. Messi, Griezmann. Defenders are looking. Is this a goal? Griezmann, what a finish! Arkadaşlar siz videoyu ilerletebilirsiniz. Gelen videoyu burada kesmek istiyorum. Sadece size göstermek istiyorum. Maç bittikten sonra size direkt maçtan çıkacağım. Gerçekten maçı bitirmem gerekiyordu aslında. Şu an bir özel bir işim çıktı. Onu yapmak istiyorum. Burada size maç bonusu olarak ev sahibi olduğunuz için yaklaşık 100 oyun parası civarında para verecek. Ve burada bonus video izlemeli bonus kısmı olacak. Onu da izleyeceksiniz. Toplam bir maçtan yaklaşık 200 oyun parası elde edeceksiniz. Bu şekilde 10 maç yaparsanız mesela. Sadece 10 maç yaparsanız yaklaşık bir Messi bir de orta dereceli bir oyuncu alabileceksiniz gençler. Bu ilk 11'i ben bu şekilde kurdum. Sadece küme maçlarında mesela bu maçı da çıkacağız. Çünkü ev sahibi değiliz. Sadece küme maçlarında ve ev sahibi olduğumuz maçları oynuyoruz. Bakın. Burası çok önemli. Başka maçları oynayıp da yorumlarda gelip yok olmadı efendim, yok böyle, yok şöyle demeyin. Sadece ev sahibi olduğunuz küme maçlarını oynayacaksınız. Bu şekilde paranızı çok fazla yapabilirsiniz. Ve böyle bir ilk 11'i siz de kurabilirsiniz. Kesinlikle hileli değil arkadaşlar. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Benimki şu an kesinlikle hileli değil. Hileli indirmeyin bir de gençler. İndirmeye de çalışmayın. Çünkü ban yiyebilirsiniz. Mesela PUBG'de de var. Bu hile yaparsanız sonsuza dek ban yiyorsunuz. Siz de bu şekilde ban yiyebilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Eğer hileli indirmeye çalışırsanız ban yersiniz. Bunu söylemek istiyorum. Gençler söyleyeceklerim bu kadar ve kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gösterdiğim taktik eğer işinize yararsa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda gördüğünüz gibi görsel kısımlarında oyuncuların gerçek yüzleri var. Bu değiştirilmiş, eğer lisansı alınabilirse bu şekilde görselini koyabiliyorlar mesela. Lisansı alınamamışsa bu şekilde gördüğünüz gibi oyunun kendi grafiği olarak koymuşlar Messi'nin yüzünü. Ama burada Salah'ın kendi gerçekteki yüzü var. Lisansla alakalı bir şey bu arkadaşlar. Mesela oyunda Süper Lig'in veya Almanya Ligi'nin lisansı alınamadığı için Almanya ve Süper Lig'den oyuncular bulunmuyor oyunda. Sadece Şampiyonlar Ligi vesaire oynarlarsa bulunuyor. Söyleyeceklerim bu kadar gençler. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.